Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere zorlamalı kontak nasıl yapılır onu göstereceğim. Nedir zorlamalı kontak? Zorlamalı kontak klip cihazıyla ve klip programıyla çalışırken, DDT for All ile çalışırken, Pyron ile çalışırken ve diğer programlama ve gizli özellik açma programlarıyla çalışırken kontağın kesilmemesini sağlamak, yani kontak dediğim, yarım kontak dediğimiz voltajın kesilmemesini sağlamak. Bu voltaj kesildiğinde, çünkü beyinle iletişime geçmiyor kullandığımız cihazlar ve programlar. Enerjilendiğinde çoğu beyinle işlem yapabiliyorsunuz. Enerjili değilse yapamıyorsunuz. Özellikle DDT for All'da bunlara ulaşım sağlayamıyorsunuz. Çünkü bir süre sonra mutlaka bunu kesiyor. Bakın. Bakın burada yazıyor. Beyinle iletişim imkansız. Ben otomatik şasi numara okumasına bastım. Otomatik olarak şasi numarasını okumasını istedim. Ama bakın, bazı beyinlerle iletişim kuramıyor. Diyor ki kontak sonrası artı akımın istenilerek kesilmesi durumunda iletişim menüsünü kullanarak her an araç ile iletişim kurabilirsiniz diyor. DDT for All'da böyle bir şey yok. Ne yapmanız lazım? Zorlamalı kontak yapmanız lazım. Çünkü kontağı açtığımız zaman, enerjilediğimiz zaman araçtaki ECU'ları, ancak o zaman bir takım değişiklikler yapabiliyoruz ve yazılımı değiştirebiliyoruz. Veya gizli özellikleri açabiliyoruz. Özellikle serviste yeniden programlama yaptıklarında veya değişmiş bir kaptördür, sensördür veya beyindir, onların tanıtımını yaptıklarında bu zorlamalı kontağı kullanıyorlar ve aküyü de bir akü besleme cihazıyla veya kuvvetli bir akü şarj cihazıyla beslemeye devam ediyorlar. Ama siz de DDT for All kullanırken veya harita güncellemesi yaparken, burada bu yaptığınız harita güncellemesini bu yarım kontakla yapabilirsiniz. Aksi halde 3 dakika sonra kontak kapanıyor. Bakın şu anda motor çalıştığı için tabii ki biz bunu göremiyoruz, ama ben şimdi motoru stop edeceğim. Hem de motoru kapatıyorum ve buradan da kronometre açayım ki, evet, kronometre seçtim. Şimdi buradan kronometre açacağım kontağı bastıktan sonra ve hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi evet, aynı anda bastım. Bakalım 3 dakika sonra kestiğini görecek miyiz? Bakın şu anda şu motor işaretinden, motor çalışmıyorken mevcut olan motor işaretinden yarım kontağın açık olduğunu görüyoruz. Bir dakika doldu. Kontak hala açık. Evet, ikinci dakika doldu ve devam ediyoruz. Evet, 3 dakikada kapandı. Şimdi bunu sıfırlayalım. 3 dakikada kapanınca ne oluyor? Eğer programlama yapıyorsanız veya DDT for All ile çalışıyorsanız, ne bileyim, harita güncellemesi yapıyorsanız, Arlink sürümünüzü yükseltiyorsanız, Arlink güncellemesi yapıyorsanız 3 dakikada bir bu butona sürekli basmak zorundasınız. Unutursanız eğer, özellikle Arlink 2 güncellemesinde çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bunun için zaten biz de motor çalışırken yapın diye tavsiye ediyoruz. Böylece yaptığınız işlem yarım kalmamış olur ve siz de emniyetle yaparsınız. Şimdi tabii ben bu işlemi EDC vitesli bir talismanla yapıyorum. Yani yeni tip araçların hemen hemen hepsinde EDC vitesliyse, hatta eskilerde bile, zaten butonluyken bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz zorlamalı kontağı. Anahtarlı da zaten yarım kontak yapıp aynı işlemi yapabiliyorsunuz malumunuz. Dolayısıyla bunu EDC vitesli ve böyle start ve stop butonu olan arabalarda, Renault araçlarda zorlamalı kontağı nasıl yapıldığını şimdi size göstereceğim. Öncelikle
Vites kolu P'de. Biz vites kolunu P'den kurtarmak için öncelikle bir kontağa bastım. Tabii ki zorlamalı kontak değil. Şu anda o tarife geçmedim. Zorlamalı kontağın nasıl çalıştırılacağını göstermek için birinci aşamayı yapıyorum. Birinci aşama bu vites kolunu D'ye alacaksınız. D'ye aldığınızda bu şekilde D yanıp sönüyor. Şimdi açıyorum baştan başlamak için. Ve tekrar ARES monitörü açıyorum. Ve burada kronometre ile birlikte başlata basacağım. Ve 3 dakikada kapanıp kapanmadığını göreceğiz hep birlikte. Evet. Basılı tutuyorum. Bakın parmağım basılı. Start'a uzun basın mesajını gördükten sonra 3-4 saniye tutun ve parmağınızı çekin. Şu anda zorlamalı kontağı devreye almış bulunuyoruz. Bekleyeceğiz. Bakalım 3 dakika sonra kapanacak mı? Vites D'de. Şurada gördüğünüz gibi D'de. Burada start'a uzun basın uyarısı çıkmış vaziyette. D yanıp sönüyor. Frene basmanıza da gerek yok bunu yapmak için. Ama frene bassanız da zaten start'a uzun bastığınızda motor çalışmayacaktır. Çünkü vites D'de olduğu için. İsterseniz bunu manuel pozisyona da alabilirsiniz. 1 dakika doldu. İki dakika doldu. Devam ediyoruz. Evet, 3 dakika doluyor. Birkaç saniyede tabii ki gecikme olabilir. Ama ben 4 dakikayı beklemeyi düşünüyorum. 4 dakika olursa zaten bahsettiğim şeyi siz de gerçeklemiş olacaksınız yaptığınızda. Evet, zorlamalı kontak devrede. Gördüğünüz gibi 3,5 dakika oldu ve devam ediyor motor işareti ve voltaj açık, her şey devrede. Yani siz de Reprock yapacaksanız, klip cihazı kullanacaksanız, Pyron kullanacaksanız veya DDT for All kullanacaksanız ve veya harita yüklemesi yahut da Arlink güncellemesi yapacaksanız bu zorlamalı kontağı kullanabilirsiniz ve motoru çalıştırmak zorunda kalmazsınız bu durumda. 4 dakikayı geçti gördüğünüz gibi. O zaman tabii akünüze de güvenmeniz lazım. Akünüzün iyi durumda olduğundan emin olmanız lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.